Arkadaşlar, arkadaşlarımızın son hali, bitmiş hali bu şekilde. Üzerlerine sıktığımız zaman çok güzel oldular. Ben çok seviyorum böyle çikolatalı her şeyi çok seviyorum. Hindistan cevizli her şeyi çok seviyorum. Bitmiş hali bu şekilde. Hemen şöyle yakından size göstermek istedim. İç kısmını da. Bakın arkadaşlar. Muhteşem değil mi? Şöyle yakından göstereyim. Muhteşem değil mi? Tam bir muhteşem. Çok lezzetli bir kokoster. Evet arkadaşlar. Şöyle yakından gördük. Hemen bu güzelliği tarifine başlayalım gidip. Haydi mutfağa geçiyoruz. Ayşe'nin Marifetleri YouTube kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle kokoslar yapacağız. Ev usulü kokoslar yapacağız. Çok lezzetli oluyor. Kesinlikle markette aldığımızı aratmıyor. O derece söyleyebilirim. Şimdi hemen 2 paket şöyle krem şantimiz var. Hemen aktaralım kasemize. Bir çay bardağı sütümüz var. Şöyle güzelce hemen bunları çırpıyoruz, köpürtüyoruz. Güzelce çırpıyla çırptıktan sonra mikserle burada 1,5 yemek kaşığı pudra şekerim var arkadaşlar. Bunu da hemen içine alalım kasemizin. Burada 250 gram Hindistan cevizimiz var. Şöyle koyalım. Şimdi yerimizi biraz açalım. Şöyle spatulamızla yavaş yavaş her yerini harmanlayalım. O döküldü. Mutfakta kazalar olabiliyor. Şöyle yapacağım. Daha rahat oluyor arkadaşlar. Şöyle yumuşak güzel bir kıvam yapacağız. Lezzetli oluyor. Çayın yanına hemen yapılıp yiyebileceğimiz, dolapta birkaç gün kalabiliyor. O güzel. Ve çok seviliyor. Hindistan cevizi. Yani her şeyde çok güzel oluyor. Kurabiyeleri, pastaları. Şöyle güzel güzel yoğuralım. Kıvama getirelim. Arkadaşlar, bu kıvama gelene kadar böyle güzel güzel yoğuruyoruz. Yumuşak olması gerekiyor birazcık. Şekil alması için. Ama çok da böyle ıslak olduğu zaman Hindistan cevizi ekleyebilirsiniz tabii ki de. Şöyle güzel güzel bir çay bardağı dolu dolu süt, 250 gram Hindistan cevizi, 1,5 yemek kaşığı da pudra şekerimizi koyduk. 2 paket de krem şantimizi koyduk. Güzelce yoğurduk arkadaşlar böyle. Bakın bu şekilde yumuşak ve biraz da sert olması gerekiyor. Şöyle hemen küçük küçük, ister büyük büyük, tamamen istediğinize bağlı. Ben böyle yapıyorum arkadaşlar, bu şekilde. Şöyle 2 parmağımla bastırıyorum. Böyle tam oluyor. Bakın, hepsini ben bu şekilde hazırlayacağım. Bir tane daha yapalım beraber. Dediğim gibi boyutları kendiniz ayarlayacaksınız. Büyüklüğü, küçüklüğü. Ben normal kokoslar boyunda yapıyorum. Küçük olanlardan. Şöyle yapıyorum. 2 parmağımla bastırıyorum. Tam oluyor. Küt oluyor böyle başları. Bunlar bu şekilde devam edeceğim arkadaşlar bitene kadar. Arkadaşlar, hepsini yaptım ben. Şu sonucuyu beraber yapalım. Tekrar şöyle göstereyim. Şöyle hemen şöyle şöyle elimizde
Şöyle yapıyoruz. Küt yapıyoruz kenarlarını. İki parmağımıza bastırıyoruz. Düzeltiyoruz. O kadar pratik ki. Lezzeti de o kadar şahane. İnanamazsınız. Şöyle tamamdır. Şimdi arkadaşlar çikolata sosunu hazırlayacağız. Birlikte bunu yaptığımız Hindistan cevizi şöyle bunları buzdolabına koyuyoruz. Çikolata sosumuzu hazırlayacağız şimdi. Arkadaşlar 4 tane bitter çikolatam vardı böyle paket halinde. Şimdi bunları benzemeyle ısıtacağız, eriteceğiz sıcak suyu üzerine koyarak da tekrardan dolaptan çıkaracağız. Hindistan cevizi, kokos paralarımızı beraber çikolatanın içerisine bandırıp dizeceğiz arkadaşlar. Şimdi sıcak suyun içine koymaya gidiyorum. Arkadaşlar çikolatamız eridi. Şu şekilde biraz ılıması gerekiyor. Hatta çok soğutmayın ama. Çünkü katılaşır. Güzel olmaz. Benim 4 tane bitter çikolatam olduğu için arkadaşlar içine birazcık 1 çay kaşığı tereyağı biraz da süt koydum. Yoksa kıvamı gelmiyor. Aklınızda olsun. Ama 2 tane sütlü çikolata alırsanız, 2 tane bitter alırsanız olur. Benim evde onlar vardı. Sonuçta biz bu işleri yaptığımız için hemen çözümü de biliyoruz. Ama aklınızda olsun. Hani o şekilde de olabiliyor. Şimdi şöyle hemen koyalım. Hop. Buzdolabından çıkardık arkadaşlar. Hemen Hindistan cevizlerimiz soğuk olması gerekiyor. Şöyle güzel güzel akıtalım. Tamamdır. Şöyle güzel güzel dizeceğiz. Şöyle kenarlardan. Bahçede çocuklar oynuyor arkadaşlar. Arkadaşların çocukları. Biraz ses gelebilir. Şöyle koyabiliriz. Tamamdır. Bu şekilde ben bitireyim hepsini. Şurada yapalım beraber sizinle. Çok güzel oluyor dediğim gibi. Üzerine de güzelce çikolatayı sıkacağız kalanları. Hop. Kenarlarda olanlar sıkıntı değil. Onları bıçakla kesip çıkaracağız arkadaşlar. Ben devam ediyorum. Arkadaşlar bitti. Kokoslarlar şimdi buzdolabına biraz soğuyup gelecek. Üzerine çikolata sıkacağız birlikte. Arkadaşlar kokoslarımız bitti. Kalan çikolatayı ben şöyle küçük bir poşete koydum. Böyle göstereyim. Hemen üzerlerine pıs 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 hemen gezdirdim, sıktım. Harika da oldu. Çok da güzel oldu. Hemen ben bir tane tadına baktım tabii ki de. Ben seviyorum böyle. Hemen merak ederim tadına bakmayı. Çünkü size anlatabilmem için doğru olarak da. Ayşe Marifetleri kanalında bugün kokoslar yaptık. Ev usulü ama gerçeğinden asla aratmıyor. Marketlerde aldığınız, pastanelerden aldığınız asla diyorum. Orijinali birebir gibi oluyor arkadaşlar. Tavsiye ediyorum sizler de yapın. Koyun buzdolabına istediğiniz zaman yersiniz arkadaşlar. Öyle de bir güzelliği var. Hani üzeri kapandıktan sonra kurumuyor. Hiçbir sıkıntı olmuyor. Bayatlaması falan hiçbir şekilde olmuyor. Her zaman çayın yanına, kahvenin yanına hazır kokoslarlarınız oluyor arkadaşlar. Tariflerimizi görebilmeniz için abone olmanız gerekiyor. Abone olmayan arkadaşlarınız abone olsunlar. Her gün farklı bir tarif paylaşıyorum. Sayfanıza gelir. Acı, tatlı, tuzlu, börek. Her şekilde tarifimiz var. Bugünkü tarifimiz tatlıydı. Bugünkü tarifimiz bitti. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağlıklı günler diliyorum hepinize.